Plajları, taş köprüsü verimli topraklarıyla İzmir'in sakin ilçelerinden birinde Menderes'teyiz. Burada yıllardır yaşayan vatandaşlarla konuşacağız. Bakalım belediye başkanından memnunlar mı? İlçelerinde ne gibi değişiklikler görmek istiyorlar? Yollar çok daraldı artık. Menderes büyüdüğü için yollar trafiği kaldırmıyor. O yüzden yeni bir düzenleme gelmesini ben talep ediyorum. Yani öyle bir şey istiyorum. Belediyeden memnun musunuz? Valla ben şu an belediyede kim belediye başkanı onu bilmiyorum. Kim aday onu da bilmiyorum. Bayağı uzağım yani konuya. Ama ben Menderes'in gelişmesi için kim daha çok fazla çalışma yapacaksa onun gelmesini isterim. Konağa ulaşmamız çok zor oluyor. Çok aktarma var. Duraklar uzak. O yüzden toplu ulaşımda daha güzel bir uygulama bekliyoruz. Peki yani. Belediye başkanından memnun musunuz? Yani belediye başkanı gerçek belediye başkanı değil zaten. İdareten biliyor. Ama yani yeni bir belediye başkanı daha iyi hizmet vermesini bekliyoruz. Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'daki belediye hizmeti anlayışı burada yok. Bir belediye başkanından hangi özelliği beklersin? Halkla iç içe olması lazım. Asla göremiyoruz. Esnafın derdini, vatandaşın derdini dinlemesi lazım. Bir beyaz masanın oluşması gerekiyor. İhtiyacı olan insanlara ulaşması gerekiyor. Şunu yapacağız, şunu yapacağız. Koltuğa geçtiler mi hiçbiri bir iş yapmıyor. Açıkçası isterseniz. Bir yağmur yağdığı zaman bütün logarlar taşıyor. Bu yollar su gölüne dönüyor. Bir de belediye zabıtaları şu marketleri bir zahmet kontrol etseler. Çünkü fiyatlar her dakika değişiyor. Her saat değişiyor. Biz malum emekliyiz. Aldığımız para belli. Onun için de istediğimiz yani hizmet. Ben Menderes değil de benim burası doğma büyüme buralı olduğum için Cumaovası diyoruz biz. Buranın eski ismi Cumaovası. Şu anda yönetimden gayet memnunuz. İnşallah daha iyi olur. Tabii her zaman olduğu gibi ekonomik durumlar malumunuz. Yerel seçimlerde kim iyi yönetirse ben buranın yerlisiyim. Burada doğdum. Yaşım 61. Her zaman buranın iyi olmasını isteriz tabii. Tabii buranın gelişmesinin nedenlerinden bir tanesi de sahile çok yakın. Havalimanımızın olması da çok önemli. Yeniköy'de biliyorsunuz bir sel baskın oldu. Köprü yapmaları neredeyse bir yıl sürdü. Yani Türkiye'nin aslında genel sıkıntısı bu. Bir şeyi zamanında ve doğru sürede yapılmaması. Yani belediyelerin oyla ya da vergiyle zaten vermesi gereken hizmeti niye bu kadar yavaş yaptıklarını ben hala çok merak ediyorum. Yol problemi. Ben Altıntepe'de oturuyorum. İki gün önce yağmur yağdı. Arabalar neredeyse yarı beline kadar su içerisinde. Yani yol yapacağız dediler. Dün akşam işten çıktım saat 10'da. Eve giderken sadece çukurlara bir yama yapılmış. Sadece o kadar. Belediye başkanından memnun musunuz? Vallahi şu ankini tanımıyorum bile. Yani sadece ismini biliyorum. Daha hiç birebir yani nasıl biri olduğunu bile bilmiyorum. Daha önce Mustafa Kayalar vardı. Tanıyorduk onu. İzmir'in artık gelişmesini istiyoruz. İzmir bütünüyle gelişmesini istiyoruz. Sadece İzmir demek kordon değil, demek değildir. Karşıyaka demek değildir. Göztepe demek değildir. İzmir'i şöyle Eşyapaşı'ndan bu tarafa gel. Yani herkes anlatıyor. Artık klişe söz oldu. Koskoca bir köy. Bunu artık değiştirmelerini istiyoruz. Yani eskiden diyorlardı hükümet de desteklemiyor. Yok bilmem hükümet bize köstek oluyor. Ben bununla ilgili olacağını zannetmiyorum. Neden diyeceksiniz? Yıllarca Eskişehir bağımsız bir belediye başkanı tarafından yönetiliyordu. Ve Türkiye'de en gelişmiş il şu an Eskişehir.